Selamun aleyküm arkadaşlar. Öğleden sonra saat 2-3 sularındayız. Zaten evimizin lastikleri de geldiğinden beri çok mutluyum bu arada. Sallasın. Yemek vakti şu an. Bak bak bak, kapıya tırmanıyor bak. Oğlum heyecan yapma, heyecan yapma. Tamam. Şimdi kapı nerede ki ya? Şuradan kap getireyim. Dur oğlum dur. Dur lan, heyecanlı. Al sana ciğer sote yaptım. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım koçum. Aferin oğluma. Aferin. Oburlaştı bu bugünlerde maşallah. Güzel yiyor. Yutuyor vallahi yemeği. Yemiyor da yutuyor. Vallahi benim iştahım açtı be yerken. Şu havlusunu da şöyle koyalım da. Bunu nereye koysak orada yatıyor çünkü. Evet. Şimdi de Allah'a veda ediyorum. İneklere, koyunlara bakacağım sırasıyla. Pıtrak gelmiş buraya. Ona da vermiştim. Alaş, sana da geleceğim oğlum. Pist. Pıtrak. Sen ne yapıyorsun? Şuna bak. Yemeğini yedi. Elini yüzünü yıkıyor şu an. Allah'ın benim be. Yedi bitirdi be. Uyuyarken ben kaçayım. Alaş da orada. Ona verdik de. Birazdan Alaş'a da yine götürürüm. Bir kedi de burada var. Ha, korktu hayvan. Gel ya gel, bir şey demiyorum. Evet, komşularımızın sığırları. Ben de şimdi bizim ineklere bakmaya gidiyorum arkadaşlar. Alaş içeride yatıyor. İnekleri bugün ikiye böldük. Huzursuzluk çıkardılar diye. Bir kısmı tarlada, ileride bir kısmı da şurada bostanda. İkisine de bakacağız şimdi. Evet geldik. Haydi bismillah. Şimdi sularına falan bir bakayım da. Bakalım ne yapıyorlar. Bir iki saattir gelmedik, gitmedik. Kuş sesleri geliyordur tahminimce. Bak, meraktan geldi kızım. Bugün yalnız mı kaldınız be? He? Bizim kızlar burada. Gördüğünüz gibi cesurla papatya da ormanın içine saklanmış. Bak, dışarı çıkmaya çalışacaklar. Oğlum, cesur. Ne yapıyorsunuz burada gölgede? Güzel mekan yapmışsın he. Aferin sana. Aferin oğlum. Papatya da orada gördüğünüz gibi. Vallahi güzel burası, serin ha. Kuytu köşeyi bulmuşlar. Şu sularına bir bakalım. Muhtemelen suları bunlar devirmiştir. Boşaltmıştır her zamanki huyları. Bidonlar boş görünüyor bir kısmı uzaktan. Aynen de öyle. Şunları bitirmişler. Şu biraz yarım. Oo, tarlaya bak. Yavaş yavaş artık büyümeye başlamış. Ekinler, yulaflar. Ben de şöyle sularını doldurayım arkadaşlar. Hayvanların için bak, bak gelene bak, cesura bak. Oğlum susadın mı, gel. Eh yattı oraya. Bak iki kız kardeş gibiler, bak şunlara bak ya. Aynı anda hareket ediyorlar valla. Bizim su sistemimiz de güzel değil mi? Normalde eskiden böyle bir şey yoktu tabi. Çok da inek olduğu için herkese su taşımayı diye bir şey yok. Bu sistemi babam getirdi bu köye. Yazın özellikle. Şu yukarılarda gidiyoruz ormanlarda, oraya bile bir sistemimizi kuruyoruz. Çünkü her yerde su yok. Eskisi çeşmeler kurudu, dere falan vardı orada. Şu an o da kısmen kurudu gibi bir şey. Biz de mecbur böyle taşıyoruz, yapacak bir şey yok. Abi buradan diğer inekleri de gördüm bu arada. Şimdi bunlardan sonra onlara da bakmaya gidelim. Gördüğünüz gibi inekler yatıyordu ben geldiğimde. Şimdi hepsi bir ayaklandı, gölgeliktelerdi yani. Şimdi bir ayaklandılar, cesur hariç. Hepsi otlamaya başladı, cesur da. Beni görünce yattı. Papatya'ya bak. Şimdi gelip su içer onlar birazdan. Bunlar bugün dördü kaldı. Büyük kızlar yok. Sabahtan babam getirdi buraya. Huysuzlanmışlar diye. Aldı onları, evin arkasına koydu. Bunlar da burada. Babam bugün yok, mengene gitti diye. Biz bakıyoruz bu şekilde. Şimdilik öyle arkadaşlar. Şöyle biraz detay çekeyim. Sonra diğer kızların yanına gidelim.
Evet, gördüğünüz gibi tekrar otlamaya başladılar. Zaten yukarıda da mekanları var. Burası da gayet yeter bunlara. Zaten topu topu bir gün burada duruyorlar. Her gün başka yerdeler yani. Sizlerin yatışa bak. Oğlum yoruldum mu lan? Papatya bile ot diyorsa artık sıkıntı yok demektir Allah'ın izniyle. Şimdi ufaktan bunlar peşimden gelmesin de ufaktan gidelim arkadaşlar. Diğer sümbülümüze ve bağrımıza da bakalım. İki kocalar ne yapıyor? İki koca inek. Koyunlar da oralardaydı zaten. Onlara da bakmış olacağız. ATV'yle niye geldiysem ben de vitesimizi boşa alıyoruz. Marşa basıyoruz. Vitesimizi geçiriyoruz. Ve döndük. Evet, koyunlara ve diğer ineklere gidiyorum ama buradan doğru geçeceğim zaten. Yol kenarında durmanın bir manası yok dedim, geldim. Arkadaş bugün içeride eminim can sıkıntısından patlıyor özür ama yapacak bir şey yok. Dün kavga etti çünkü başka köpeklerle. Dallas oradan bakıyor. Arkadaşım benim. Sıkıldın mı adam? Sıkıldın değil mi? Ben bunu seviyorum ya, Dallas çıldırıyor oradan. Tamam, çıkartacağım seni, bekle. Allah, bir dur oğlum, sen gelmeyeceksin, ben gideceğim. Tabi zor olacak. Ha, şimdiden gelmeye başladı bile. Oğlum hayır 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 hayır. Şşş, Allah, ne uyanıksın lan. Vallahi kaçıyordu. Oğlum hayır. Geleceğim hemen zaten. Şimdi bunu bir çıkarsam. Vallahi ayakkabım çıkmış. Bir çıkarsam Allah şu bahçelerden atlar gider. Ya Bahar. Ben niye kapıdasın sen kızım? Şuraya bak, kapı. Kendisi kapı olmuş. Maşallah kızıma da bir çık. Beni çıkartmıyor ya. Kızım bir çık. Uslu dur, uslu. Ah, vurdu bir de ya. Bunların suyu ne alemde. Yarım. Biraz su eklerim. Bak şunun bile ne güzel geziyor. Buradan. Benim üç insana da bir bakmak lazım. Kapıyı babam bağlamış. Neyse ya, tarafa geçeyim de buradan bakayım ben. 23 Nisan. Orada geziyor da. Bahara bak. Çıkacak ya, çıkmak için şirinlik yapıyor. Kızım çıkış yok. Tamam mı? Burada gez. Arkadaşına beraber iki düşman kardeşler barıştı çok şükür. Kızım benim uslu kızım. Şuraya bak ya, mis gibi mekan ya. Salak. Boynuz atıyor ya. Ne oldu ne oldu? Ha, ne oldu? Şuraya bakın ya, yemyeşil ot ya. Ben inek olsam buradan çıkmak istemezdim ya. Manzaranız var, suyunuz var, yemeğiniz var. Daha ne istiyorsunuz? Tamam kızım, sevdim yeter. Bahardan zor kaçacağız biz anlaşılan. Heh, zorla da olsa kaçtım. Bahar da sonra da ağzını yere koydu, bir otladı. Bunu da gördüm ya bugün. Vallahi şaşırdım. Yapacak bir şey yok. Bir iki saat daha burada takılacaklar arkadaşlar. Buradan görünüyor. Cesur hala yatıyor. Diğer inekler yukarıda geziyor. Sümbülümüz, baharımız burada. Pamukla oğlu 23 Nisan'da gördüğünüz gibi. Artık 23 Nisan anasına alıştı arkadaşlar. Bu güzel oldu bizim için. Bizim yanımıza geliyordu. Anasının yanına hiç gitmiyordu. Ama artık alıştığı için maşallah oğluma anasıyla geziyor. Görüyorsunuz zaten. Git ananın peşinden. Şuna bak, tıpıl tıpıl. O değil de koyunlar şurada ya. Onlardan da kaçmam lazım. Kapıya dizilmişler gördüğünüz gibi. Şimdi ben kapıdan çıksam bunlar orada ağlar durur. Dışarı çıkacağız diye. Yapacak bir şey yok. Biraz yatıp onlar birazdan kalkar otlamaya. Hava serinledikçe. İneklere, koyunlara baktık. Şimdi ben bu. Allah peşimden geliyor. Bahar'ın ve Sümbül'ün suyunu bir doldurayım. Şöyle geçeyim, kapatayım da peşimden geliyorlar yoksa. Karakulağa bak. Sen Lady'yi de geçtin kız. İneklerin suyunu da doldurayım arkadaşlar. Başka da bir sorunumuz kalmasın. Şu bakışa bakın. Beni buradan al diyor, çıkar diyor. Vallahi süsecek yoksa. İkisi de ne güzel ot diyor bak. Vay be, o geçen sene ilk zamanlar. Neydi, ikisini yan yana getiremiyorduk valla. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu sarı kızımızı sonradan aldık. Bu ise Bahar. 30-40 senedir devam ediyor aynı soy. 3 yaşında şu an ama aynı sülale devam ediyor. Montofon cinsi.
Bu ilk geldiğinde bunu sürekli dövüyordu arkadaşlar. Hem de öyle düşman gibi her gördüğünde kovalıyordu, sıkıştırıyordu ki o zaman bu da hamileydi. Şu an cesuru gördünüz demin onun anası. Ondan sonra ne olduysa, ha bak suyu doldurdum ya, fark etti gitti hemen, aferin. Sonra ne olduysa bunların ikisi bir ara biz tarlaya koymuştuk. Birleşmişler yanlışlıkla. Sonra Bahar onu bir dövmüş. Bunu. O gün bugündür bu ona yanaşamıyor. Koyunlara bak. Onlar da nerede insan var oraya gelir. Ama iyi geçsinler. Ayaklanmış oldular sayemde. Oğlum bostana geçmeyin vallahi, mahvedersiniz ha. Fasulyeleri de diktik bu arada. Daha doğrusu fasulye çomaklarını diktik. Fasulye ekeceğiz. O iş daha bitmedi maalesef. Onları da inşallah çekerim. Şu sularını da bakıyorum ki Sümbül hala içiyor. İçsin de suyu kapatacağım. Gerçi içti. Dolmuştu zaten. Kapatayım. Bahar da içerse içer. Bu biraz nazlı. Öyle arkadaşlar, suyu da kapatayım. Ben de buradan doğrudan eve kaçacağım. Hazır koyunlar da ayaklanmış. Şimdilik öyle. Rutin takılmaya devam. Yemekleri, suları önlerinde daha ne olsun. Koyunlara görünmeden kaçacağım şuradan. Vallahi gelirler yoksa. Kaç 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 kaç. Fark etmediler. Demin burada yatıyorlardı zaten. Aşağı bak arkadaşlar. Oğlum seni çıkarmak istiyorum ama sıkıntı be. Şunu da kapatalım. Açamasınlar. Kız tavuklar, siz ne yapıyorsunuz? Dallası oradan ağlıyor. Dallası da çekeyim bari. Eyvah. Buradan ağzında yumurta. Hindiye bak. Yumurta yanmış gidiyor. Oğlum. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Heh, ne oldu? Sese bak. Babanla mı oynamak istiyorsun? Dur ya. Bari videoyu da adam akıllı tamamlarız. Gördüğünüz gibi ortalığı yıkıyor. Hadi çık hadi. Hadi. Tamam oğlum tamam. Gel. Ulan Dallas. Çık şuradan. Alaş'la oğlunun buluşması. Oynayın. Hadi oynayın. Ya bak çok heyecanlı ya. Artık alıştılar birbirlerine. Bu çok iyi oldu. Bak 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 bak. Yaramazlık peşinde. Maşallah gerçekten de benziyorlar. Alaş aferin sana lan. Sen adamsın Alaş. Akıllı adamım oğlum benim. Akıllı oğlum. Yaradı hep beni. Neyse biraz sakinleşti herhalde. Şimdi biraz bunlar da oynasın. Sonra yerine koyacağım. Alaş onunla kovalamaca oynamak istiyor. Bu da ona yetişemiyor. Ağlıyor sadece, ağlıyor. Ne oldu, ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Heh. Ama artık yeter. Dallas hadi. Bir saat oldu oğlum, ben de gideceğim ama seni burada yalnız bırakamam. Bırak oğlum. Hadi görüşürüz. Babana güle güle de. Güle güle baba. Ulan Dallas'ım, küçük adamım benim be. Ulan küçük adam. Gördüğünüz gibi Dallas burada. Videonun başında yemek vermiştim. Tabağı unutmuşum. Onu da alayım bu bahaneyle. Oğlum görüşürüz. Tamam. Yeter. Dede kedi de orada yatıyor. Pıtrak kim bilir nerelerde. Bugünlük de stresini attın Dallas'ım benim. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, akşam oldu ve anamla babam sığırları da getiriyor. Bu videonun da sonunu böyle yapmış oldum. İzlediğiniz için teşekkürler. Cesur'un 23 Nisan'ın papatyanın Dallas'ın alışın, hepinize selamları var. Görüşürüz.